Seri adını verdiğimiz sonsuz toplam işlemi yüzyıllardır matematikçileri büyülüyor. 1 artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 artı 1 bölü 4 artı nokta 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 bu biçimde sonsuza kadar terim ekleyerek gidiyorsunuz. Bu pek çok açıdan ilginçtir. Şöyle bir bakınca bile bunu kurcalamanın ilginç olacağını düşünürsünüz. 1 bölü 1 artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 her bir terim giderek küçülüyor ve sıfıra yaklaşıyor. Ne var ki Bunları toplarsanız bu sonsuz sayıdaki terimi toplamaktan bahsediyorum. Sonuç bir sayı mıdır yoksa toplam ırak sar mı? Sonuç bir sayı olmaz mı? Bu örüntü müzikte de karşımıza çıkar. Hatta müzikte karşımıza çıkması ta en başında bu serinin incelenmesinin asıl nedeni bile olabilir. Müzikteki temel notalardan veya temel frekanslardan birini ele alalım. Bu videonun ana fikri size müzik konusunda bir şeyler öğretmek değil tabii. Temel notalardan birini ele alalım demiştim. Evet, diyelim ki la olsun. La'nın bir dalgasını çizdiğimi düşünün. Tabi yalnızca bu kadar değil, böyle devam ediyor. Sonuçta elle çizdim, kusursuz bir çizim değil. Harmoniler yani doğuşkanlar, örneğin buradaki La notasının doğuşkanları onu pekiştiren ikincil frekanslardır. Evet, ikincil seslerdir. La notasının doğuşkanlarının dalga boyu, La'nın dalga boyunun yarısı kadar olabilir. Bu durumda aynen şöyle görünürler. Bu, la notasının bir doğuşkanıdır. Dalga boyu, la'nın dalga boyunun yarısı kadardır ve dikkat edin doğuşkanın ikinci dalgası ile la'nın ilk dalgası aynı noktada aynı anda tamamlanıyor. La'nın bir diğer doğuşkanının dalga boyu, la'nın dalga boyunun üçte biri olabilir. Dörtte biri de olabilir. Müzik aletlerini veya sesi kulağınıza hoş gelen herhangi bir şeyi incelerseniz yalnızca temel notaların çalınmadığını, pek çok doğuşkanın da çalındığını göreceksiniz. Neyse bu seriye neden harmonik seri adının verildiğini dolambaçlı yoldan da olsa size anlatmaya çalıştım. İleride çekeceğim bir videoda sürprizi bozmak istemem ama bu serinin ıraksadığını kanıtlayacağım. Ayrıca benzer serilerin yakınsadığını veya ıraksadığını bulabilmek için genel bir kural tanımlayacağım. Harmonik seriler ıraksaktır. Sigmalı gösterim kullanarak yazarsak, evet sigma n eşittir 1'den sonsuza kadar 1 bölü n. Bir diğer ilginç konuya geçelim. Bu ifadeyi üstel yapsak ne olur dersiniz? Buraya tekrar yazmamda bir sakınca yok. Hem böylece kavrama alışmamız hızlanır. Evet, bu yazacağım seri harmonik seri. 1 bölü 1 yani 1 artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 artı nokta nokta nokta. Evet, böyle gidiyor. Peki, paydadaki sayıların kuvvetini örneğin 2 yapsak ne olur? Elimizde şöyle bir seri olur n eşittir 1'den sonsuza kadar 1 bölü n kare. Serinin açılımı da şöyle olur. 1 bölü 1'in karesi yani 1, ilk terimi 1 olarak yazalım, artı 1 bölü 2'nin karesi yani 1 bölü 4, artı 1 bölü 3'ün karesi yani 1 bölü 9, bu seri sonsuza kadar böyle devam eder. Seri gösterimini genelleştirebiliriz. Böyle serileri genel olarak yazabilir miyiz sorusunu sorabilirsiniz. Bakalım n eşittir 1'den sonsuza kadar 1 bölü n üzeri p. P herhangi bir kuvvet olabilir. Örneğin önce bunun açılımını yazalım. 1 artı 1 bölü 2 üzeri p artı 1 bölü 3 üzeri p artı 1 bölü 4 üzeri p ve böyle devam edecek. P illa tam sayı olmak zorunda da değil. Örneğin 1 bölü 2 olabilir. O durumda seri açılımı nasıl olur? E, ee, 1 artı 1 bölü karekök 2 artı 1 bölü karekök 3 ve böyle böyle devam eder. Harmonik serilerin P'nin 1'e eşit olduğu özel bir seri olarak kabul edildiği bu seri sınıfına P serisi, evet adı verilir. P serilerinde paydanın kuvvetini arttırıyoruz. P'nin ifadenin tamamının kuvvetini arttırdığını da düşünebilirsiniz. Çünkü 1'in hangi kuvvetini alırsanız alın sonuç yine 1'dir. Evet konuya giriş yaptık. Bu serilerden bazıları yakınsar, bazıları da ıraksar. İleride çekeceğim videolarda bunların kanıtlarını göstereceğim ama genel ilkeyi şöyle yazabiliriz. P birden büyükse seri yakınsar. Sezgisel olarak da mantıklı aslında çünkü terimler giderek küçülecek, küçülecek, küçülecek. Paydanın kuvvetine kadar büyükse payda da o kadar büyüktür. Bu da kesirli ifadenin daha da küçülmesi demektir. P birden küçükse veya bire eşitse... Ee, P1 e p1'e eşitse elimizde ünlü harmonik serimiz var demektir. p1'den küçükse veya 1'e eşitse seri ıraksar. Bunları ileride çekeceğim videolarda kanıtlayacağım.